başladı. Biz bu ilanları okuyarak buradaki AVM yetkisiyle sözleşme yaptık. Bugün itibariyle açlık grevine başlıyorum. Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde bulunan Yaşam Merkezi, alışveriş merkezinde bir süre önce ödenmeyen elektrik faturalarıyla başlayan huzursuzluk devam ediyor. Alışveriş merkezi esnaflarından Şahbaz Şahin, rektörlükle müteahhit arasında yaşanan sorunlardan kendilerinin zararlı çıktığını, iş yerini devretmek istediğini belirterek bugün itibariyle açlık grevine başladığını söyledi. Bugün itibariyle açlık grevine başlıyorum. Ve sivil toplum örgütlerinde yanımda destek için bekliyorum. Çözüme ulaşamazsam Edirne'den Ankara'ya kadar yürüyüş yapacağımı buradan yetkililere duyuruyorum. Alışveriş merkezinde bir süreden beri esnafları huzursuz eden sorunlar yaşandığını, elektriklerinin kesildiğini belirten Şahin, rektörlükle müteahhit arasındaki sorun bizi zararlı çıkardı. Sürekli cebimizden para harcayarak, kredi çekerek borç batağına sürüklendik. Şimdi zararımızı telafi edebilmek için iş yerlerimizi devretmek istiyoruz diyerek siyasilerden de destek beklediğini söyledi. Bugün itibariyle açlık grevine başlayacak. Yani Şahin, sorunlarının çözümlenmemesi halinde Edirne'den Ankara'ya yürüyeceğini sözlerine ekledi. İlanda diyordu ki para sayma makinenizi almayı unutmayın. Sözleşmeler yapılıp biz burada dükkanlarımızı açmaya başladığımızda bunu bir sadece aldatmacı olduğunu anladık. Sözleşme aşamasında bize taahhüt edilen hastane altındaki işletmelerin tamamının kapatılıp sadece bu AVM'de bulunan dükkanların faaliyette bulunacağı söylendi. Fakat geçen sürede bu taahhüt yerine getirilmedi. Zaman zaman Karahapı yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde bu sorunun ne zaman çözüleceğini sorduğumuzda her defasında bizlere sürekli kısa zamanda çözüleceğini, hatta Ankara'daki siyasi tanıdıkları ile bu sorunu tamamen halledeceklerini ve bizim yaşadığımız sıkıntıların giderileceğini beyan ettiler. Rektörlüğün alt kiracısı olmamıza rağmen rektör ile müteahhit arasındaki problemler bize yansıdı. Yani arada kaldık. Aralarındaki sorun bir gün biter diye sürekli sabrettik. Bu sabır kredi kartı elden alınan borç olarak bizi batağa sürükleyen nedenler oldu. Bugün itibariyle açlık grevine başlıyorum ve sivil toplum örgütlerinde yanımda destek için bekliyorum. Çözüme ulaşamazsam Edirne'den Ankara'ya kadar yürüyüş yapacağımı buradan yetkililere duyuruyorum. Öte yandan alışveriş merkezinin müteahhiti Ayhan Gürler ise AVM'nin yapımı için 5 milyon lira harcama yaptığını ancak kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmediğini savundu. Gürler, burada bir çığlık var, bunun duyulmasını istiyoruz dedi. Buradaki temel sorun, burada karşılaştığımız sorunlar. Yani nedir? AVM'nin şu anda üzerinde bulunan bir süreç. Yani rektörlüğün bu konuda bize yardımcı olmaması. Burası yapıştık devlet modeline benzer bir şekilde yapıldı. Ben Edirne'ye yatırımı rüyamda görmedim. 5 trilyon yatırım yaptım ve devletin hiçbir olanağını kullanmadım. Ne 49 yıllığına yaptım ne de %1 kırımla yaptım. Bana bunları fotoğrafı çektiğiniz zaman 10 yıl sonra rektörlüğe vereceğim. 7 yılım kaldı ve 5 trilyon parayı bana harcatan rektörlüktür. Yani bu rektör o rektör değil. Çok kötü şartlar. Yani bakın hani bana diyorsanız ki ya 49 yıl hani 4 yıl senin oğlun görür. Değil. 10 yıl ve 7 yıl kaldı. Niye elektrik kesintisini ez geçtim? Şimdi elektrikle ilgili sorun zaten var ama ödenmediği için var. Yani ben gücüm kalmadı. İflas ettim. Yani bunu tek bir şartla. Hastanenin altını sadece kapatın. Bir tane olması gerektiği gibi kantin koyun. Bir tane olması gerektiği gibi kuaför koyun. Ben o kuaförü alayım ve hastaları bedava tıraş edeyim. Bunların hepsini söyledim. Yani hastanenin altı olması gerektiği gibi hijyen olsun. Burada bir çığlık var yani şuradan geçmek ve buradan geçmekle. Beğenmediyseniz yıkın. Razıyım. Hiçbir şekilde ben hani hiçbir şey yapmak istemiyorum.